Yeniden ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakınındaki isim haline gelen Elon Musk sadece Amerika'nın iç politikasını değil dış politikasını da bizzat şekillendirmeye başladı. Musk geçen hafta Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine katılmıştı. Son olarak da New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Cumhuriyetçi Parti'de bazı isimler Musk'ın eş başkan gibi davranmasından bir hayli rahatsızlık duyuyor. Peki bu duruma Trump ne diyor bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump görevi henüz devralmadı ama en yakınındaki isim haline gelen Elon Musk tıpkı politikacıymış gibi diplomasi trafiğine başladı. See, I'm, I'm just... New York Times gazetesine göre Musk 11 Kasım'da İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Said Iravani ile bir araya geldi. Elon Musk'ın talebi üzerine yapılan görüşme bir saatten uzun sürdü ve İravanin'in New York'ta seçtiği gizli bir lokasyonda gerçekleşti. Elon Musk ve İravani Amerika Birleşik Devletleri ve İran ilişkilerindeki gerilimin nasıl düşürüleceğini konuştu. İranlı yetkililer temasın pozitif geçtiğini açıkladı. Ancak Musk ve Trump'ın iletişim direktörü Stephen Chang sessiz kalmayı seçti. Görüşme önemli. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Amerika ve İran savaşın eşiğine gelmişti. Bu kez iki ülkenin ılımlı başlangıç niyetinde olduğu yorumu yapıldı. En dikkat çekense kritik süreçte Elon Musk'ın devreye girmesi oldu. Teknoloji milyarderi Trump'ın seçim zaferiyle başlayan geçiş sürecinde aktif rol oynuyor. Hatta Trump'ın Florida'daki malikanesinden ayrılmıyor. Geçen hafta da Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasına doğrudan dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Amerikan basınına göre bazı çevreler rahatsızlık duymaya başladı. Elon Musk'ın gölge başkan hatta eş başkan gibi davrandı. Trump'ın üzerindeki etkisini bilerek herkese göstermeye çalıştığı konuşuluyor. Tüm atama kararlarında belirleyici olduğu da iddia ediliyor. Trump, Samara Logo'da düzenlenen galada rahatsızlıkları yatıştırmak istercesine konuştu. Elon Musk'ı övüp, onun burada olmasını seviyorum dedi. Ciddi manada yüksek IQ'ya sahip bir adamımız var. Ben yüksek IQ'ya inanırım. Onunki olabilecek en yüksek seviyede. Elon Musk ne işler başarıyor, bulunduğu yeri seviyor. Onu buradan çıkaramıyorum. Ben de onun burada olmasını seviyorum. Harika iş çıkarıyor. Aralarından susuzmayan ikili Pensilvanya'daki seçim mitinginden sonra yeniden aynı sahnede görüntü verdi. Donald Trump ve Elon Musk, opera sanatçısı Chris Macchio ile birlikte Tanrı Amerika'yı kutsasın şarkısını söyledi.